Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Soğuk bir Kasım sabahından herkese merhaba. Sivas'tayız. Muhteşem bir lezzet turu yapacağım. Restoranlar gezeceğim, şahane yemekler yiyeceğim. Hepsinin listesi mevcut. Ancak bir şey için daha geldim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu üniversite arası yemek yarışması var. Orada jürilik yapacağım. Genç şef adaylarıyla buluşup onlarla sohbetler edeceğiz. Kim bilir ne sorular olacak, onlara da cevaplayacağım. Bugün geziyorum. Yarın üniversitedeyim. Sonraki gün yine gezeceğim. Yani video muhteşem ötesi olacak. Çok fazla mekana gitmeye çalışacağım. Fiyatlar, detaylar tabii ki videonun içerisinde. Hadi başlayalım. Sivas'a gelir gelmez yemek yenecekse bu bir klasiktir. Önce sanayiye gelinir hocam. Kablan tost ve kahvaltıya gidiyoruz. Çok iyi tostlar olduğu söyleniyor. Bir de sündürme diye bir şey var. Onu da merak ediyorum. Hızlı giriş. Hızlı giriş diye ben buna derim. Şöyle bir ekmeği kıralım. Yalnız bu yumurta bana neyi hatırlattı biliyor musun? Şu anda evet, Z kuşağı kaybolacak. Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardı. Kim vardı? Hülya Koçyiğit ile mi ne? Hülya Koçyiğit kaçırıyor mu ne? Onu sabah böyle kahvaltı böyle bir yumurta getiriyordu da böyle içine dev gibi pul biber atıyordu. Tam onu hissettirdi. Ben de o yüzden dev gibi pul biber atacağım. Hmm. Böyle sütlü gibi bir tadı var yumurtanın. Yumurtanın tadı çok fazla gelmiyor. Adeta böyle peynir eritme gibi ama çok güzel sütlü bir lezzeti var. Acıyı çok iyi kaldırıyor. Kesinlikle buna karabiber, pul biber çok iyi gider. Tost. Soğutmaya gelmez. Buranın sloganını buldum ya. Uzamazsa para yok. Domates, biber, kavurma, kaşar. Helal olsun ben. Vallahi ya. O kadar doğal bir malzeme yiyorum ki. Her şeyin tadını çok iyi alabiliyorum. Bu yağlanmış ama yağ boğulmamış bu tost. Kesinlikle çok dengeli. Epey bir peynir var ya. Ve kavurma da böyle dilim dilim yerleştirilmiş. Zeytin gerçekten böyle kibar sofralarda çok zorlayıcı bir şey. Yani onu nereye çıkarsan, kaşığa çıkarsan çok garip bir görüntü. Eline çıkarsan garip bir görüntü. Seviyoruz, yapacak bir şey yok. Herkes birbirini idare ediyor. Kimse zeytinin çekirdeğini çıkaranın yüzüne bakılmaz. Öyle göz göze gelmezsin şu harekette. Çay da güzel. Şurada bir tulum var. Ama renginden anladığım kadarıyla bu tulum başka tulum. Bir tulum peyniri ancak ne Erzincan gibi ne İzmir gibi hiç alakası yok. Daha böyle çökelekten yapılmış gibi, daha süt tadında yoğurtsu bir ekşiliği var. Tuzu az seviyelerde, bildiğiniz hiçbir tulum peynirine benzemiyor. Tulumla yapılmış, sert bir dokusu var. Ancak lezzeti daha yoğurtsu, daha kekremsi. Tuz oranında epey düşük ve Sivas bal. Ihlamur tadı gibi böyle çiçeksi bir lezzeti de var ama odunsu bazı böyle kekik gibi, ada çayı gibi otların da lezzeti var içerisinde. Çok lezzetli. Böyle genzinizde de çok fazla kalmıyor. Doğrudan akıp gidiyor. Özellikle bu peynirle bu bal bence çok uyumlu. Sofra çok iyi. Güne çok hızlı ve çok güzel başladık. Kavurmalı tost 75 lira. Sündürme 70 lira. Üçlü kahvaltı tabağı 70 lira. Bundan sonraki mekanımız bir esnaf lokantası. Aha buldum. Tabela bak orada. Aşçıbaşı yazıyor sağ yukarıda. Esnaf lokantası için biraz erken bir saatte geldik. Bakalım. Baktığımızda ne varsa. Ben özellikle kavurmanızın tadına bakmak istiyorum. Zaten kuzudur. Ben kuzu severim. Bir de burada kaburga var galiba. Pehli. Hah pehli. Tamam. Pilavıyla beraber. Tamam bir de pehlinin de tadına bakalım. İki tane de içli köfte rica edelim. Tamam. Teşekkür ederim. Burada ızgara da var, etli ekmek de var ama ben sulu yemekler için geldim. Özellikle kavurma ve bu pehli dedikleri kuzu kaburga altında böyle şahane bir pilav. Turşu da geldi. Ben bir şöyle bir ne bu? Acur mu, kelek mi? Kütürtüyü duydum. Hafif sarımsaklı, kütür kütür bir turşu. İştah açmak için çok iyi. Bu kuzu kavurma çok güzel patates var yanında, öyle duruyor. Hatta önce şuradan bir patatesin bir tadına bakacağım. Hafif baharatlı, fırınlanmış. 10 numara patates. Kavurma ışıldıyor. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Oh, hiç bekletme. Soğutmaya gelmez. Seni görmesek de olur. Bunu ye.
inanılmaz sulu. Şunu birçok yerde dana kavurması diye verseniz, hani kuzu sevmeyenler yer, hiçbir kuzu tadı yok. Lokum gibi ısırdığınız zaman suyuyla beraber hissedebiliyorsunuz. Tuzu tam atılmış. Tam böyle damağınızdaki o tuzlu et suyu tadı da çok iyi geliyor. O pilavda et de var. Mis gibi tereyağı. Hafif şekerli kuş üzümleri, ciğerli ufak parçalar, pilav yıkılıyor. Bu da demek oluyor ki burası şov. Yalnız bu epey güzel ya. Mis gibi kuzu. Bu biraz da büyük bir hayvan. Kaburganın için bağlantı parçasını ziyan etmeyelim. Buyursunlar. Burası yağlı parçasıydı. Bir de şuradan etli parçadan alacağım. Kavurma ne kadar diriydi, suluydu. Bu bambaşka. Bu helmeli, lime lime. Pilav yine aynı pilav ama kesinlikle bu yağlı etle o hafif şekerli kuş üzümlerinin tadı çok daha iyi birbirine geçiyor. Hemen bir tane turşuyla combo. Şimdi bu Sivas içli köftesi. Ve nasıl kokuyor biliyor musunuz? Buram buram tereyağı. Haşlama bir içli köfte. İçerisinde şu anda gördüğüm saf kıyma, soğan. Sanki ceviz de var gibi ama bakacağız. Oho, bu bak. Ceviz var. Sıcak galiba. Yoo. Adana'da biliyorsunuz içli köfte yedik, yaptık vesaire. Orada neydi? Böyle sarımsaklı, baharatına dolgun, et de var, daha çok kuyruk yağı var. Bu öyle değil. Bunun dışı o kadar naif ki neredeyse hiç baharatsız. İçerisinde kıyma sadece soğanla, biraz tuz, karabiber var. Epey bir ceviz var ama lezzet nereden geliyor? Tereyağı. Tereyağı buna böyle alttan şey veriyor, gazı veriyor. Tereyağıyla beraber arşa doğru gidiyorlar. Çok iyi bir içli köfte. Buraya uğrayıp da bir tane içli köfte yemezseniz siz üzülürsünüz. Ben yedim çünkü. Mete, ben seni buraya niye getirdim? Sor bakalım niye getirdim? Hayrola. Öyle bir şey duydum ki neredeyse Sivas'ta tatlı yenecekse herkes buradan bahsediyor. Şunları bir bitirelim, sonra tatlı tezgahına geçelim. İncir, kabak, kayısı, ekmek, kadayıfı, hurma dedikleri kalburabası da çok meşhur. Burada sütlü nuriyenin şekli de farklı. Karışık mı yaptırayım? Bir şey, bir ortaya bir karışık. Hafif bir yemeğin üstüne. Hafif bir tatlı tabağı. Oh. Şimdi kalburabası doğrudan Sivas'tan olduğu için onunla başlamak istiyorum. Burada hurma diyorlar. Şekli hurmaya benzediği için tabii ki. İçinde hurma yok. Hıyırtılı bir kesiliş. İyi dinleyin şimdi bak. Isırdığım şeyi çok iyi anlatacağım. Böyle bol tereyağlı bir un kurabiyesi düşünün. Beyaz un. Onun içerisinde ceviz var. Ve şerbeti her köşesine çekmiş ama cıvık değil. Hala kendi dokusunu koruyor. Dilinizle bastırdığınız zaman da bir helva gibi yayılıyor. Tam olarak lezzeti budur. Dağdaki iyi kimse anlatamaz. Şimdi hamaylı. Baklava kaymağı yani irmikli kaymak ve baklava. Burada kullanılan tereyağı bir kere her yerden kendini hissettiriyor. İçerisi asla baymıyor. Şekerine doygun ama onu söyleyeyim. Pek hafif değil yani. Epey böyle bol şekerli ama asla bir yakıcılığı yok. Fıstık bol bol geliyor. Baklava kaymağı, içerisindeki irmikli kaymak da arkadan güzel böyle bir yumuşatma zemini ayarlamış. Benim için ağır bir baklava. Bu tabağın içerisindeki. Benim gördüğüm sütlü nuriyeler genelde kare baklava şeklinde. Ancak burada dediler ki biz hani hep böyle yapıyorduk. Ben de hiç bu formunda yemediğim için bir de bunun tadına bakacağım. Oo, dağılıyor. İncecik. Benzer bir yağ oranı. Fındık çok iyi. Damağınızı bir anda kaplayan bir fındığı var. Şerbet oranları normal bildiğimiz baklavalara göre birazcık daha yüksek, yoğun böyle. Şiresi epey ağır baklavalar. Şekerinin yoğun olduğunu bilerek söyleyin. Ama lezzetleri on numara. Şimdi hafif tatlılar. Yine. İncir. Hoppa. İçi cevizliymiş bunun. Bak. Bayağı cevize incir sarmışlar. Doldurmamışlar. Şekeri çok az, cevizi o kadar dolgun. Ceviz seviyorsanız tam sizin tatlınız budur. Ballı bir incir, üzerindeki şerbet hiç ağır değil. Yani hiç o, az önceki baklavanın şerbeti alakası bile yok. Doğrudan kendi yumuşaklığıyla gelmiş. İncirden daha fazla bir şeker tadı kalıyor mu ağzımda? Hayır, kalmıyor. Sadece incirin kendi şekeri kalıyor ve bolca ceviz tadı kalıyor. Eğer hafif bir tatlı istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Kayısı. Kayısının bu bölgede kötü olma ihtimali yok çünkü burası zaten
kayısının diyarına çok yakın. Bir şey söyleyeyim mi? Burada ceviz çok iyi. Her yediğim şeydeki cevizin tadı o kadar çok ağzımda kalıyor ki gün kurusu bir kayısıyla aynen incir gibi birleşmiş. Tamamen kendi tadında böyle çok farklı bir şeker tadı kalmıyor ağzımda. Doğrudan meyvenin tadı kalıyor. Bunlar hafiflik olarak mükemmeller. Az süresi sonra bıraktım kabak. Hoppa. Ben kesmedim ha. Kendi gitti. Bu ikinci lokmayı hak ediyor. Helva helva. O nasıl böyle duruyor hiçbir fikrim yok. Çünkü kabak şu anda dilimin üstünde yok oluyor. Yani bunu bu formunla tezgahtan tutuyorlar bilmiyorum. Çünkü neyse püre gibi. O yumuşacık bir helva yani. Tahinle birleştiği zaman ilk başta kabaklı tahin helvası falan yiyorum herhalde. Bol ceviz, kabak çok lezzetli, şekeri çok dengeli. Yani demem o ki yolun sirosu düşerse ve aşçı başının kapısından geçen tatlısından tuzlusuna her şey güzel. Kabağı bırakmayayım. Gerçi ben bunların hepsini bitiririm gibi. Sivas'a gelip de Sivas köftesi yemeden olmaz tabii ki. Şimdi Kirlahmet. En bilinen güzel yerlerden bir tanesi, gidebilirsiniz. Güler yüz köftesi çok güzel. Ancak Sivaslı yerlilerin tercih ettiği yere geldik. Yine nerede? Yine sanayide. Köfteci İzzet. Kokudan ağzım ekstra sulanıyor. Bir tane köfteyi sade yiyeceğim. Biz daha önce nerede yedik bunu? Bağcılar'da yedik değil mi? Muhsin Yazıcıoğlu konağında köfteyle etli ekmek yemiştik. Bakalım. Şimdi yerine geldik. Bunu bir kere daha sulu gözüküyor. Orada anlaşalım. Bu köfte değil, bu başka bir şey. Bu incecik. Sanki böyle halka halka etleri kesmişlerdi. Böyle mangalda közün tadıyla beraber bir et suyu yapmışlar. Ona bandırıp sizin ağzınıza doğru ittiriyorlar. Öyle bir lezzeti var. Şu salatalarla falan kendime ama bak şuradan yapacağım. Şu yağlı sulu pideye bir Sivas sokumu yapalım. Köftenin o kadar saf et tadı var ki yanına ne koysanız yakışıyor. Soğan, salata, baharatı da neredeyse hiç yok gibi. Sadece tuz tadı alıyorum. Neredeyse karabiber bile almıyorum. Ona hani böyle biraz daha pul biber istiyorum. Hafif sumak olur. Her şey olur. Her şey yakışır. Bir de ayran çok özel duruyordu. Ekşi yoğurttan. Sıfır tuzlu bir ayran. Ancak köftenin tuzu çok dengeli. O nedenle mesela bu ayranın tuzsuzluğu beni hiç rahatsız etmedi. Bu bir ilk. Ben bile şaşırdım. Şaşırdığım bir konu ama porsiyonlar efsane büyük. Yani bir porsiyon köfte 250 grama yakın yani burada. Yani 220 gramı falan net vardır. Çünkü Mete kendine yarım söyledi. Bence bu İstanbul'da bir porsiyon. Çılgın iyi. Bence aracınız varsa ve Sivas'taysanız sanayiye gelin. İzzet Usta bu işi çözmüş. Ayran 15 lira, köftenin porsiyonu 180 lira. Yalnız İzzet Usta'nın köfte neydi ya öyle üf. Çılgın atıyordu. Bu yani gerçekten çok sıçradık. Yani hala böyle suyunu ağzımda hissedebiliyorum. Tok olmasam böyle değişik böyle ince bir kebap yapıyordu. O da çok iyi duruyordu. Yan masada gördüm. İncecik etler de ızgarada pişiriyordu. Tam böyle bir ızgara mekanı, tam bir öğle yemeği mekanı kaçmaz. Yalnız artık benim kahve içmem lazım. Okkalı kahve diye ben bunu derim. Telve Show. Sanki kahveyi tersten içiyormuşum gibi şu anda. Çok garip. Telvesi üstte de kahvesi alttaymış gibi. Değişik bir sistem. Okkalı acı bir kahve. Tam benim seveceğim cinsten ama çok acı kahve sevmiyorsanız bence az şekerli içebilirsiniz bunu. Şu anda burada farklı pişirme yöntemi seziyorum ama galiba Mete şey tam pişirmeyi sana da göstermediler galiba değil mi? Tam orayı çekebilir miyim dedim, yasak dediler. Yasak demişler çünkü burada bir numara var. Neden diyeceksiniz? Altta bir Türk kahvesi var ama üstte ekstra yumuşak bir telve katmanı var. Böyle kremamsı. Üstten telve eklenmiş gibi. Şimdi görmediğimiz için ve göstermekleri için gelirseniz denersiniz. Hoş bir... Üstüne bir şey dökerken çektim. Bu telve o zaman. Bu telvemsi bir şey o zaman bilemedim. Neyse burada ustalık konuşmuş. Güzel kahve. Gelirseniz şurada bir kahvenizi içersiniz. Sivas bu mevsimde sakin yalnız. Sokaklar sakin, yollar sakin. Hava kesmiyor hani. Soğuk ama böyle öldürmüyor. Bundan sonra dondurma yemeği planlıyorum mesela. Şaka değil. Kahve için dondurmacıya gideceğiz. Kolay gelsin. Türk kahvesi 40 lira. Mekanımız Şahin Pastanesi Dondurma. Sivas'ta dondurma deyince sizin adınızı duyuyorum. Şahin geliyor.
Öyleymiş. Kavun rica edeceğim sizden. Sade rica edeyim. Böğürtlen. Benim için dondurmanın mevsimi yok. Böğürtlen oldukça ekşi, şekeri çok dengeli. Böyle sütle böğürtlen birleşince biraz nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Kuark vardır, kuark. Kuark gibi bir lezzeti var bunun. Hafif böyle bir peynirimsi bir lezzet. Kavun da oldukça aromatik bir kavun. Sorbe gibi değil de daha çok hani içerisinde süt olan bir kavunlu dondurma. Sade en belirgisi böyle gerçekten süt tadında ısırılabilir bir dondurma. Ve topu sadece 10 lira kışında dondurma yenir. Ben 10 liraya bayağı şaşırdım. 10 liraya... İstanbul'da kaç para demiştik? 60 mıydı topu? Daha dondurmamı bitirmeden başka bir noktaya vardık bile sayılır. Şuradan karşıya geçelim göstereceğim. Şimdi Sivas'a gidiyorum dedim. 100 kişiye sorduk. 99'un verdiği tek cevap var. Dönerse biz kebapta yenecek. Okey. Biz kebaptayız. Yiyelim. Ben kendimi tutamadım. 1,5 söyledim. Sağ olsunlar bizim de köftemizin bir tadına bakın dediler. Köfte de ikram ettiler ama ben önce dönerin tadına bakacağım. Bu dönerin çeşidi başka. Saf dana eti, doğrudan et. Tuz tadı dışında hiçbir baharat tadı almıyorum. Et tadında et döner yemek istiyorsanız bence Sivas'ta mis kebap çok doğru adreslerden bir tanesi. Böyle lıp lıp gidiyor. Az önce Mete'ye şey diyorum. O kadar tokum ki. Ancak bilmediğim bir yemeğe karşı olan heyecanımın tokluğuma böyle baskın gelen bir tarafı var. Daha önceden yemiş olduğum herhangi bir şey asla yiyemem. Böyle uzaktan gözümün ucuyla bile bakamam. Burada kapıdan girdim. Ağzım sulanmaya başladı. Ne yersiniz dediklerinde 1,5 yerim dedim. Bu da böyle bir şey. Meslek aşkı dediğinde bu. Köfteye de bakacağım. Sonra kendime bir dürüm yapacağım şurada. Görsel olarak İzzet Usta'nın köftesinden daha farklı gözüküyor. Boyut olarak biraz daha küçük. İncelikleri aynı. Mukavemetleri de aynı gibi duruyor. Böyle üstte duruyorlar. Yine böyle et et bir köfte. Köfte de çok başarılı. Ufacık farklılıklar var diyebilirim İzzet Usta'nın köftesiyle. Orada tabii ki sadece köfte yapıldığı için mangalda birazcık daha farklı bir sistem var. Burada bir tık köfte daha sulu. Her iki tarafında birbirine göre iyi yönleri var. Burada gördüm ben yan masalarda falan. Böyle karışık istiyorlar. Üç köfte, yanına biraz döner. O da bu ya. Şimdi oldu. İşler değişti. Döner saf et tadına demiştim ya. Şu soğanla birleşince nasıl oluyor biliyor musunuz? Uzun yıllardır kayıp olan kardeşini bulmuş gibi oldu. Yani uzak yoldan geldiyseniz bir porsiyon kesmez benden söylemesi. Dönerin porsiyonu 160 lira. Sola dikkat, sağa dikkat. Yağmur da başladı. Bizi alıkoyar mı? Koymaz. Şimdi bir etli ekmeğimizi yeriz. Mücahit etli pide. Yalnız bunun inceliği efsane. Sivas'ta et kaliteli. Sivas'ta tereyağı da kaliteli. İncecik hamurun üzerinde birleşince gerçekten taş fırın falan yıkılıyor ama bu kadar malzemeyi boşuna getirmiş olamazlar. Kesinlikle bol salatalısı çok iyi gidiyor. Soğan da çok lezzetliymiş. Buradaki her şeyin ekşiliği ve tazeliğiyle beraber biraz onların serinliği, buradan gelen o yağlı lezzeti de tam dengede tutuyorlar. Açsanız bir porsiyon kesmez benden söylemesi. Müteciğim bir tane sana yapayım. Şefin elinden. Şefin elinden. İki. Üç mü beş mi? Ne bileyim ya. Bu şefin elinden en çok yemek yiyen rekoru sende. Sen olmasaydın ben bunu hep sade yerdim. Salatayla yemezdim eti tadını almak için ama böyle çok uyumlu olmuş hakikaten. İşte ayda bir kere İstanbul dışına çıkıyorum. Ayda bir kere de İstanbul içinde yapıyorum. Allah. He. Sivas'ta başka nereye gittin? Kebaba gittin mi? Gittim. Misal gittim. İzzet'e gittim. İzzet'e. Evet. Sen dersine iyi çalışmış. Ya. Bak. Ahmet de çok güzel ama İzzet'i çok insan bilmiyor. O yüzden ben de İzzet'e gittim. Size bir çay ısmarlayayım gelin abi. Etli ekmeğimizi yedik. Ali abi de sağ olsun çay ısmarladı. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün restoran gezmeye biraz ara veriyoruz. Çünkü
önemli bir vazifemiz var. Cumhuriyet Üniversitesi'ne gidiyoruz ve yarışmada ufak bir jürilik durumu var. Bakalım gençler yarışacaklar, çok güzel yemekler yapacaklar çünkü coğrafi işaretli ürünler de kullanacaklar. Ben de epey heyecanlıyım neler tadacağımıza dair. Önden belki ufak bir söyleşi de yaparız. Güzel bir üniversite günü ya. Üniversitelere gitmeyi çok seviyorum. Gençlerle buluşuyoruz. Onlarla böyle biraz sohbet ediyoruz. Soru cevap yapıyoruz. Hoş oluyor. Bu arada dün ne yemişiz? Yani ben aralarda böyle çok yiyormuşuz gibi gelmedi. Sonra bir düşündüm. Sonra akşam o hissiyatımla beraber dedim ki biz dün çok et yemişiz. Yani bu daha yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tabii ki yarın da buradayız. Yarın da sabah erken saatlerde güzel bir başlangıç seni bekliyor Mete. Hazır ol. Bu akşam erken yat. Erken mi yat? Şey diyoruz ya Ali abiye işte şunları yedik bunları yedik adam böyle şaşırıyor. Siz bunları nereden buldunuz? Bugün mü yediniz? Nereden buldunuz? Aynen. Abi. Şu anda Sivas'ta gezdiğimiz yerleri buradaki yerel halkla paylaştığımızda herkes çok doğru yerlere gitmişsiniz yapıyor. O yüzden konu kapanmıştır arkadaşlar. İyi yerlere gittik daha şimdiden yani. Ben size arada böyle İstanbul'da bahsederim ya. Yani hayatımda içtiğim en iyi çayı Sivas'ta içmiştim. O da sanayide burada bir yerde. Ben buraya gelmeden önce baktım. Kapatmışlar. Hadi ya. Evet. Böyle çay istiyorsun. Demlikte ve hani böyle altında mum olur ya. Isıtırlar. Öyle geliyor ama ben tabii buraya 8-9 sene önce gelmiştim. İstanbul'da yoktu o da hani. Buraya gelmiştim. İlk defa burada görmüştüm. Hayatımda içtiğim en iyi çaydı ya. Öncelikle ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Özellikle Anadolu mutfağından, coğrafi işaretlerin kullanıldığı yemekler tadacağımız için aslında biraz heyecanlıyım bugün. Arkadaşlar tebrikler. Elinize, emeklerinize sağlık. Sivas sokakları bomboş. Herkes kellecide mi yoksa? Günaydın. Şimdi Sivas kahvaltısı kelleymiş arkadaşlar. Ben de kelle, her türlü yerim. Akın kellecisi var. Sivas kellecisi var, kelle çorbacısı. Ancak biz buradaki yerlerden gizli bir bilgi aldık. Halin oraya gidin dediler. Kellecinin adı neydi ya? Enes miydi? Enes kelleci dur. Hemen şuradan çek edeyim. O. Ha, Enes değilmiş abi. Eren kellecisiymiş. Eren. Halk orayı seviyormuş. Biz de oraya gideceğiz. Ha bu arada Akın ve Sivas kellecisine de gidebilirsiniz. Onlar da epey popülerler. Ne yaptın? Günaydın. Kelle, yer miyiz? Yok. Oh, sabah. 0 derece. Hocam röportaj yok. Biz kellenin peşindeyiz. Biz direkt kelle gözüksün yani. Ekmeği buradan kendimiz alırız galiba. Bizi de böyle yiyene kadar önce bir kellenin yakışıklı halini çekmek lazım. İnanılmaz pişmiş. Gözünü yemiyor musun? Sabah şimdi. O kadar iyi pişmiş ki. Hiç sallıyorsun dökülüyor. Bunu yedim mi zaten bunun enerjisiyle iki gün aç kalsam da olur. Biraz da pul biber. Çok heyecanlı. Hafif burada böyle beyinle beraber yanak vardı. Yumuşacık. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Diyarbakır'dan 5 dakika ciğer yemeye gidiyor. Aynen. Biz de 5 dakikamızda kelle yiyoruz. Valla Sivas'ta işi biliyorsunuz. Çünkü bizimki kuzu kelle olduğu için biraz daha böyle
eti daha sıkı. Bir de burada koyun kelle de var. O birazcık şey, iki kişiye fazla gelir. Ama doyumluk istiyorsanız koyun kelle de yiyebilirsiniz. Daha yoğun etli. 24 saat pişmiş yumuşacık. Hocam bugün pöçük yokmuş. Pöçük de var bazen. Kuyruk, dana kuyruğu. Mete, yapayım mı sana bir dana? Olur. Sana dil, yanak karışık. Niye dil? En güzel yeri ya. Hocam iyi tarafından veriyorum, sen de hadi ya diyorsun. Nasıl, beğendin mi? Abi çok. O zaman bundan sonrası biraz kirli bir operasyon. Gelirseniz bence buraya gelin. Tam halin ortasında şahane bir kelleci. Sonra devam edeceğiz tabii. Şimdi güne kelleyle başladık diye hemen bitmez. Ama bu bizi biraz tutar, onu söyleyeyim. Kuzu kelle 110 lira. Su soğuk değil, başka bir seviye. Et, balık, kelle, yenir elle dedik. Mecbur yıkayacaksın. Yalnız var ya, ne enerji yükledi ne enerji. Evet. Gün doğdu. Bu birinci kahvaltıydı. Tabii bununla kalmayız. Şimdi gideriz. Simitli, katmerli bir şeyler ayarlarız. Koş 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 koş. Bakayım. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim. Yürüyoruz işte. Simit almaya gidiyoruz. Çiçekli fırına gidiyoruz. En meşhur simit orada. Bir tanesi şöyle yanından olsun. Bunlar kazan simidi diye geçiyor değil mi? Şey, kaynatarak yapıyorsunuz. Eyvallah, kolay gelsin. Mete, bir tane yanık aldım. Bunları sonra yiyeceğim tabii ama şu anda çok güzel kokuyor. Ah, şu yanığı hemen bir hükletmek istedim. Vay! Aha! Gene o simit tuzlu ve şey, Mersin'e gibi kazan simidi olduğu için dışında inanılmaz güzel bir çıtırlık var, içi yumuşacık. Kesinlikle yürüdüğümüzde demiş. 5 lira. Çok güzel. Şimdi bizde nasıl sabahları böyle poğaça, açma, börek kültürü var. Simit de yiyoruz. Burada simit kesinlikle var ve çok güzel simitler var. Bu sokakta satılan simit de bu arada. Ancak burada katmer var, kete var. Genelde insanlar onları tüketiyor. Birçok yerde de çok güzel katmerciler, keteciler var. Şimdi biz de gidelim kendimize bir katmer alalım ama bu katmer bildiğiniz böyle Antep katmeri gibi şekerli olandan değil. İçi peynirli olan var, patatesli olan var, sadesi var. Böyle yağlı güzel bir hamur parçası. Her yerde gider. Eyvallah. Gelin borçası gibi gezdiriyorum bunları. Her yerde bir katmerci var. Ancak burada böyle bir mahallelinin ilgisi var. Abimizi tanıyorlar. Yani işini iyi yapan esnafı sokak arasında olsa bulurlar ki biz de bulduk. Şimdi bunları neden gezdirdiğimi az sonra anlayacaksınız. Az sonra dıdış. Ama bunlar koşamam ya Mete. Şimdi koşacaktım da. Yazık, günah. Düşürürüm. Yine sabah kelle yediğimiz bölgeye geldik. Yani burası hal bölgesi. Burada şarküteriler, manavlar, kuru yemişçiler hepsi var. Her yerde de böyle şahane pastırmalar asılı. Zaten bunları neden aldığım, geldiğim belli oldu. Pastırma yiyeceğiz. Buranın en meşhuru Sarı Önder. Ama biz bugün Sarı Önder'e gitmeyeceğiz. Siz gelirseniz Sarı Önder'e de uğrayabilirsiniz. Sivas pastırmasının coğrafi işaret almasında doğrudan katkısı olan Yıldız Et Şarküteri'ye gideceğiz. Şurada bir yerdeydi. Merhabalar, kolay gelsin. Tablo gibi. Bakar mısın? Hepsi aynı, böyle çizilmiş gibi. Çizim mi olmuş? Bunlar gerçek. Gerçek değil. Ha, ben de diyorum ki abi böyle gerçeklik olamaz çünkü hepsi aynı yerden olamaz dedim. Ben az önce baktım paketi. Tamam. O zaman ben bunları istiyorum diyormuş. Ben yağlı pastırma rica edeceğim. Antrikot olur. Tamam. Heyecanlandım. Arkadan biraz böyle güzel sarımsak tadı geliyor. Yalnız ben pastırmayı çiğnemedim. Çok çiğnemeye gerek yok yani. Burası hocam. Burada kütür kütür, hiç neredeyse yağ yok gibi. Saf et, ben hiç damağımda hiç yağ tadı yok. Bu her zaman bulunmaz. Çok kalite bir şey. Valla elinize sağlık. Ne kadar borcumuz? Yok. Asıl öyle olmaz. Yok. Hiç bana doğru bakmıyorsunuz ama. Yok kardeşim, olur mu öyle şey ya? Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederiz. Abdülkadir Bey sağ olsun, bir de peynirci yakarda eşlik ediyor. Burada hangi esnafa gitsek bizi sağ olsun hep böyle güzel yerlere yönlendiriyor. Misafir seviyorsunuz. Hah, bak şu işte değil mi? Peskutan değil mi bu? Bu da açı.
Ha, tamam. Yok zaten biz zaten açığından alırız biraz şey bunlara. Çok bile ya. Onun yarısına birazcık tadımlık koysak kafi. Tadına bakalım. Abdülkadir Bey şu anda benim yerime. Kahve veriyor. Bizim buraya ait peynirimizden vermemek lazım. Tamam ben abi, size bak, ait peynir olsun ki. Abi. Önemli olan Sivas'ın peynirinden tadabilmek. Bu peynir çok hakikaten bu ezin. Karagoa. Bu kardeşim bunun ustası, piri. Yani şöyle bir şey var. Bak bende ürün var, sizde de ürün var. Derseniz ki biz de kahvaltı ederiz, o olur. Ama işinizin ortasına çok bölerim gibi geliyor. Teklif var, ısrar da var. Yani nasıl arzu ederseniz. Birlikte bak, katmeri elimde taşıyorum. Oo iyiymiş. Abi tart tart. Sivas kaymağını da verdiniz. Ben şu an ne kadar mahcup olduğumu yüzümde görebiliyorsunuz. Yani ben böyle çok teşekkür ediyorum ama. Şurada Sivas helvasını koyuyorum. Yine helvamız da meşhurdur. Haydi bakalım. Sofrayı kuracağız, anlaşıldı. Ümit Şarküteri'ye uğrarsınız. Köşede zaten. Girişte Ümit Şarküteri'yi görmeden girme şansınız yok. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Kilo ile eşya. Bunlarda sıfır, sıfır şeker. Bu arada Erhan Bey içine sinmemiş. Bir de o bal var. Bir de burada çok güzel bir süzme balımız vardı. Çiçek balı. Ondan da biraz şuraya... Ama dur bunu ayrıca bir tadına bakacağım. Madem buraya kadar yol yapıp getirdiniz. Has. Yani böyle gerçekten hiçbir yanma şeyi yok. Sabah balıcı. Kelleyi yedin. Ölen yemeğini atlatır. Boşa geçer. Valla ben sabah kelleyi de yedim. Bugün. He, sabah kelleyi de yedim. Ne yapacaksınız? Sivas'a bir kere geldik dedik. Buyurun buyurun. Ben önce şu katmerle başlayacağım. Kıyır kıyır, bol tereyağlı. Küp peyniri, küp peyniri değil mi? İkisinin uyumu muhteşem. Bu da peynirli katmer. Yalnız bu biraz daha böyle dolu dolu. Kat kat böyle tel tel ayrılıyor. Buna yakışacak olan da işte bu. Pastırma çok enteresan yani. Burada zaten hiç daha kötü et yemedik Sivas'a geldiğimizden beri. O kadar yumuşak ki böyle doğrudan çiğnemeden damağınızda dağılabiliyor. İçerisindeki antrikot olduğu için de yağlar epey her yerde böyle düzgün şekilde dağılmış. Bu yağların fazlalığı da işte bu damağınızın sulanmasına, o tuzluluğuyla beraber sarımsak dengesi de çok güzel. Evet. Yormadan böyle 100 gramı bir kişi yer benden söylemesi. Et kavurma diye ben buna derim. Bizim yediğimiz kavurmalar genelde bol yağlı oluyor. Bunda neredeyse hiç yağ yok. Yani kendisini koruyacak kadar bir yağ var. Kavurmanın tuzu da tam böyle benim sevdiğim gibi epey dengeli. Ne tuzlu ne hiç tuzsuz olunca zaten onun koruma özelliği kayboluyor ama bazen çok korusun diye çok fazla tuzlu yapıyorlar kavurmaları. Bunun tuzu da çok iyi ayarlanmış. Şimdi benim burada en merak ettiğim ürünlerden bir tanesi genelde Sivas'ta çorbalarda kullanıyorlarmış ama ben sanki bu kahvaltıda yenirmiş gibi düşündüm. Pesküten var burada. Yoğurdu kestirerek yaptıkları bir ürün. Önce bir sade tadına bakalım. Bu tek başına yenir. Yani bunun nasıl diyeyim, lor peyniriyle yoğurdu karıştırmışsın da biraz da ekşitmişsin. Güzel de bir tuzlamışsın. Tamam, bunun üzerine biraz zeytinyağı gezdir. Yenir yani bu. Kahvaltı için tüketilmez mi? Bence gayet uygun yani. Kahvaltıda tuzlu bir şeyler seviyorsanız yanına böyle bir salatalık, domates, biraz zeytinle beraber bir de katmer. O bile 10 numara olur. Ve çörek. Hafif şekerli bir çörek bu. Kıyır kıyır, bol susamlı. Taş fırında piştiği için zaten söyleyecek söz yok. Buna ballı bir karışım gider. Yalnız o karakovan da karakovan ya. Az önce de maşallah. Aralar iyi çalışmış. Bu üçü dolu. Bir pide, biraz bal, biraz kaymak, çay. Mükemmel. Aslında yapmanız gereken tek bir şey var. Her yerde katmerci var, pideci var. Alın katmerinizi, pidenizi. Sonra gelin burada halin içerisinde sınırsız çeşitlerde zeytinler, peynirler, şarküteriler. Toplayın nevaleyi. Sonra isterseniz hana gelin, isterseniz başka bir çay evine gidin. Esnaf zaten inanılmaz cana yakın. Gördüğünüz gibi biz bir istedik, 1000 verdiler. Eşlik de ediyorlar ama yemiyorlar. Çünkü kamera açık. Ben hızlı bitireyim de beraber yiyelim istiyorum ama bir tane helva kaldı. Helvayı da tadayım öyle gidelim. Nereye gidiyorsak buradayız. Bak şu ezilme, şu kopma, uzama her şeyi anlatıyor. Helva birazcık böyle kırıntılı olacak. Böyle beton gibi durmayacak. Bastığınız zaman elinde yumuşamayacak. Böyle sertliği olacak helvanın ki güzel çektirdikleri şekerin güzel çekildiği belli olsun. Çok farklı bir helva. Beğendiğim özellikle yediğim helvalarda böyle kısa çizgiler olur. Onlar böyle damakta yapışarak dağılır.
Bunu daha uzatarak çektirerek yapmışlar helvayı. Böylelikle şekeri her seferinde ısırdığınızda çıtır çıtır adeta böyle sıkıştırılmış bir pişmaniye gibi ısırıyorsunuz eriyor. Isırıyorsunuz eriyor. Vallahi bizim sofra şahane. Bunu yiyelim. Bakalım sonra bilmiyorum acıkmak için biraz vakit lazım. Yürürüz sonra başka yere de gideriz. Mete hadi gel. Bu arada 7 kişilik bir kilo daha var. Yarın da sabah şeyde yolluğumuz var yani. Heh. Buranın adetini yapmaya geldim. Susuyorsun hemen geliyorsun hocam. Güzel. Sivas'ta esnaf kahvaltısı artık benden sorulur. Siz de öğrendiniz. Mekanlar buralar. Ben artık esnaftan sayıldığım için çok şey yapamayacağım. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra dükkana dönüyoruz. Biraz sohbet muhabbet. Artık şimdi gezebiliriz. Geçen gün hatırlarsınız. Siz geçen gün değil mi? 5 dakika öncesinde falan hatırlıyorsunuz. Köfteci İzzet'e gitmiştik. Orada demiştim ki size köfte yemek isterseniz kirli Ahmet Usta'ya da gidebilirsiniz. Adı öyle yani. Ahmet Usta'nın köftecisine de gidebilirsiniz. Çünkü Sivas'ta en meşhur olan yer orası. Normalde benim planım da yoktu. Jürilik yaparken Kaan'la tanıştık. Kaan Usta'yla tanıştık. Kaan Usta aynı zamanda soyadı. Çok enteresan. Ahmet Usta'nın oğlu bize inanılmaz bir tatlı ikram etti. Sivas Sütlüsü diye bir tatlı yapmış. Dedim ki Kaan ben bunu göstermezsem benim içimde kalır. Şu anda Ahmet Usta'nın sanayideki yerine gidiyoruz. Kaan Usta genelde orada oluyor. Bir bakalım Sivas Sütlüsü'nü size de göstermek istiyorum. Sanayi. Ay. Ay. Şşt, kasis. Ve geldik. Aha Kaan Usta zaten burada. Tatlı yemeğe geldik. Bugün çok özel bir çorba yaptık dedi. Onun mutlaka bir tadına bak. Gerçekten az koyup getirdiler. Dedim ki madem koymuşsunuz seyircimiz de duysun dedim. Etler çok iyi. Çorbanın suyu böyle buram buram et suyu. Bunu böyle kenara bırakıyorum. Tatlı yiyeceğiz. En son tatlı yiyeceğiz. Çok özel bir kuru fasulye yapmaya başlamışlar. Ben hikayeleri önden dinledim çünkü. Balkan fasulyesi kullanıyorlar. İçerisinde yani kuru fasulyenin dalışından belli yani böyle bir helmi olayı yok. Çok uzun zamandır dışarıda yediğim en iyi kuru fasulye bu. Hesapta tatlı yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ben bunu gömdüm. Mükemmel. Teşekkürler. Şimdi ooo. O ne? Yani ben çok mutluyum. Tatlı yiyeceğiz. İnşallah. Tandır geldi. İnanılmaz pişmiş bir tandırdan söz ediyoruz burada. 6 aylık et hakkımı Sivas'ta doldurdum ben. Köfte, tandır böyle karışık şeyler söylersen 4 kişi çok rahat yemek yersiniz burada. Gene tatlı gelmedi. Mutsuzmuş gibi yapayım da şey yapma. Keyfim çok yerinde. Önce bir köftenin tadına bakayım. Ne kadar yağ varsa o kadar. İçerisine ekstradan farklı bir yağ eklemiyorlarmış. Yağsız bir köfteden bu kadar su çok zordur. Tatlı. İşte bu. Böyle üzerinde Sivas balı var bir kere. Burada ceviz çok iyi. Cevizine doygun. Bir de pişmaniye var. Şimdi normal şartlarda ben kişisel olarak ya işte üzerine pişmaniye koymuşlar, bal atmışlar, ceviz atmışlar. Öyle bir tatlı zannettim bunu. Geçen akşam da böyle Kaan Usta'dan da yani buradaydık ama önümüzde duruyordu. Bir tadına bak dediler ama ben bakmamıştım orada tadına. Bunun içinde öyle bir şey var ki tüm karışım birleşince üf. Çok garip bir şekilde aşırı uyumlu. Bunun altındaki süt, pirinç ve şeker. Yani bir bakıma sütlaç. Ancak dedim ki bu bir sütlaç mı? Değil. Sübyeyle mi yapıyorsunuz? Hayır. Nasıl yapıyorsunuz? Bizim sırrımız dediler. Ama öyle bir pişirilmiş ki, öyle bir kıvamı var ki anlatamam. Çünkü sütü çok kaliteli, pirinci yumuşacık, şekeri neredeyse yok gibi. Üzerine konulan bu balla, pişmaniyle beraber damağınıza attığınızda bam. Tam doğru şekere ulaşıyor. Bunu yediğim zaman çok şaşırdım. Çünkü aslında böyle birleştirilmiş ürünlerle hani böyle son zamanlarda moda olan böyle bir acaba akıma mı kapılmış gibi düşündüm. Çok yanılmışım. Ben pişmaniyeyi çok severim. Sütlaç da çok severim. Bal da çok severim. Yani tam aradığım tatlı benim bu ya. Ben müthiş bir şey ya. Beklediğimize değmiş. Beklediğimize değmiş. Aslında Sivas epey bir öğrenci şehri sayılır. Genç nüfusu da fena değil. Geleneksel ürünler çok çok iyi. Ancak bazen böyle hani gençlerin tam olarak böyle gitmek istedikleri tarzda ya da böyle belki üçüncü nesil kahveciler burada da seviliyor olabilir diye düşündüm. Çok da fazla denk gelmedi. Genelde Türk kahvesi üzerine bir kahveciler serisi var. Hij diye okunuyordur umarım.
İki tane Amerikan rica ederim. Tam olarak nasıl okunuyor? Hijmi. Hüge. Bayağı yanlış okumuşuz ya. Hüge'ymiş. Dancadan geliyor. Sana huzur veren, sevdik ve denyer anlamına geliyor. Hüge. Güzel. İç huzuruna hüge diyoruz arkadaşlar. Size içinizde ne huzur veriyorsa hüge. Demek ki Sivas'ta da huzurlu kahve için hüge. Benim gibi girip böyle hij de, hij midir acaba diye. Hüge'ymiş. Hocam kahveyi verdin ama sen nasıl çekeceksin şimdi böyle? Hayırlısı. Bakalım. Amerikano da çok sıcak oluyor ya. Oo, oldukça iyi kavrulmuş, çok güzel bir çekirdekten yapılmış şahane bir Amerikano. 43 lira. Tamam bak şimdi sokaklarda gezmedik. Sivas turu gerçekten inanılmaz güzel oldu. Ben çok sevdim. En önemli anları da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gelen genç şef adaylarıyla yaşadık. Hepsine buradan selamlar yolluyorum, başarılar diliyorum. Ancak Sivas'a gezmeye gelirseniz muazzam. Ben beklentimin çok üstünde çok iyi yemeklerle karşılaştım. Sivas şahane bir gastronomi şehri olmak için bence çok iyi adaylardan bir tanesi. Yaptığım turun yarısını bile yapsanız size epey güzel yemeklerle geri dönmüş olacak. Özellikle Sivas'ta şahane esnaflar var benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.